Haydi bakalım. Emre Bunu yine başlayabiliriz dinleyip istersen. üzerine konuşup Arkadaşlarımla çok YouTube'da fazla zamanlarını yayınlayacağım almıyorum. dostlar, haberiniz olsun. Tamam Kaçırmadan da. başlayalım. Ama canlı Bu canlı arada dağıtın. yayıncı soru cevabı geçmeden bir soru gördüm. Yayıncı permleri geri gelecek mi denildi. Bununla ilgili bir duyuru yaptık. 17 Nisan'da yeniden başvurular açılacak. Şu an ama artık yeni bir sürece başlayacağız. Yeni bir döneme geçeceğiz. Bu konuyla ilgili güzel duyurularımız olacak. Bunları takip edebileceksiniz. Sorulara başlayalım Volkan istersen. Level 85 cap öncesi bence 80 gelmeli. Siz ne düşünüyorsunuz? Sorusu Evet. sorulmuş. Level cap 85 olarak gelecek arkadaşlar gelirse. 80 level cap düşünülmüyor. 80'de açılan adam bir 85 skill level yok cap bildiğim kadarıyla gelmesini zaten. ister misiniz? Bu arada bir chat'e soralım. 85 level cap'i istemeyen Kimse istemiyor oyuncularımız herhalde. Bakayım. bizim oyunumuzun herhalde şu anda metasının 85 tam son seviye olduklarını düşündükleri için belki istemiyor olabilirler Sana ama kaybet. Bana fark şu an etmez. metamızı kaç seviye olduğunu hiçbir şekilde açıklamadık. Arvat sunucusunda da aynı şekilde. Yani 85'in oyun metamızın son olduğunu hiçbir zaman söylemedik. Bilginiz olsun. Belki ondan dolayı istemiyor olabilirsiniz veya daha düşük seviyelerdeki PK'daki heyecan belki size göre daha keyiflidir. Bu da olabilir. Bu konu tartışılır tabii ki de. Ezikli haritadan bahsetmiştik biliyorsunuz. 65 seviye Aynen, için 65 map'i ezik gelecekti. Ona bir ne oldu acaba? harita. Bu konu hala gündemimizde. Eğer gelecek olan bir level cap sistemi geldiği anda hemen o haritayı tekrar aktif edeceğiz. Bay Pazar istiyoruz. Oyuncularımızı dinliyoruz demiştiniz. Çalışmanız var mı? Bay Pazar sistemiyle şöyle gibi çalışmamız olacak. Bunu AH üzerinden bir çalışmamız var. Yani AH ile ilgili bunu birleştirip oraya daha farklı bir sistem yapacağız arkadaşlar. Yani bununla ilgili bir çalışmamız var. Evet. Bay Hatta sana Pazar bir soru gibi daha de yönelteyim. yapmayacaklar Tabii galiba. bu Haddar Haggard 5'teki Battle Point sınırımız var ya, bunu Haggard 4'ler, Haggard 3'ler için de istiyorlar. Bunlarla alakalı bir cevabımız var mı? Gelecek olan güncellemede BP isteyen Haddar ve Haggard kanallarına bir kanal daha değişecek. Yani şu an iki tane BP isteyen kanal olacak. Öyle söyleyebilirim. Şu an bu bir taneydi. Bunu ikiye yükselteceğiz. Ve bunu kademeli olarak yapacağız. Örnek Haddar 1 mesela Ya 50K birden. BP isteyecek. Ama Haddar 2 20K isteyecek. Ha. Yani bunu kademeli takip edeceğiz bu süreci. Güzel. Biraz daha Yani oyuncularımızın biraz daha daha rahat etmesi için Death biliyorsunuz Valley'de biz vakit bunu geçirenler için bu bir kamp süreci daha almış olacak. başlatırken Gayet güzel. izleyeceğimizi ve izleyip yorumlara göre bunu takip edeceğimizi bildirmiştik. Şu an beklenen haber geldi. Biraz daha rahat edeceksiniz. Şöyle bir konu da var. Bizler ne kadar buraya BP kanal sınırı koysak da bu BP'yi bir şekilde kasıp Aynen. o O AFK kasanlarla ilgili haritalarda raporlama sistemi tekrardan çalışıyor diye biliyorum yine ama. işte sizin multi PC'de yani 8 bilgisayarı olarak adlandırdığınız Daha başlamadım. yapıyı bu haritalarda izin vermemeyi düşünüyoruz. Yani BP isteyen kanallarda yönetim şunu diyecek. Buraya sadece normal oyuncular girecek. Senin eğer 5, 8 veya belki aynı evde 3 modemin vardır. Yine 6, 7 tane, 8 tane karakteri sokabilirsin. Okey, sorun yok. Ama oyun yönetimi şunu diyecek size. Biz zaten burayı normal oyuncularımızın girmesini istediğimiz için BP sınırı koyuyoruz. Bu yüzden bu kanalları lütfen onları bırakalım. Tabii ki bunu daha böyle tatlı bir dille söyleyeceğiz. Bu sadece H1 ve H2 için yeni gelecek olan güncellemede BP isteyen kanal sıralaması da Haddard 1, Haddard 2 gibi düşünebilirsiniz. Onlar 1, 2 olarak olacak. 3, 4, 5 normal şekilde yine şu anki düzenini aynı şekilde devam edebilecekler. Bayram özel etkinlikler gelecek mi? Her bayram getiriyoruz arkadaşlar tabii ki yine olacak. Yine oyunda da etkinliklerimiz olacak. Geçtiğimiz Mart ayında yaptığımız benzeri etkinlikler olacak yine market üzerinden. Bir de yine XP, BP, Craft etkinlikleri de göreceksiniz. Arvat, Galia, Mantis. Üçünde de etkinliklerimiz olacak, merak etmeyin. Haritalarda çok bug var ve savaş haritalarında takılacak çok engel var. Çoğunlukla hareketi inanılmaz derecede kısıtlıyor. Bununla ilgili düzenleme getirilecek mi? Yani genel olarak tüm haritalarda oluşan sorunlarla düzenleme, yenileme çalışmamız hep zaten mevcut. Ara ara bazı materyallerde hatta görünmeme sorunu oluyor. Bu da bundan kaynaklı. Şimdi orayı düzeltiyoruz, alıyoruz, testi yapılıyor bunun. O materyal orada kalıyor veya materyali taşımış oluyoruz. Gördüğünüz ufak tefek sorunlar da bunlarla alakalı tamamen. İlerleyen patchlerde tamamen ortadan kalkacak bunlar, merak etmeyin. Yeni takı setleri, silah setleri gelecek mi? İtem çeşitliliğinin biraz artması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Şu an için bu şekilde yani eşya ile ilgili bir çalışmamız yok. Ama Arvat sunucumuzda yeni gelecek etkinlikle birlikte bu yeni eşyaları hem mitik hem de lejendari eşyaları görebileceğiz yeni takılarda. Ama şu an için bir çalışmamız yok. Burayı O anlamadım aslında ilk mesela. çıkacağı zaman XP rahat kasmamız için açılacak. Siz Yeni talep edersiniz eşyalar demiştiniz. planlanmıyor Biz ama talep Arvat'ta etmedik ve yine mitik dersiniz. eşyalar göreceğiz Şimdi anlamadım. ise XP Siz hariç her anladınız şey mı? için kullanılıyor. Bizim düşüncelerimizin dikkate alınacağını belirtmiştiniz. Şimdi gözlemlemeniz isteniyor. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Düzenleme düşünülüyor mu? Biraz sitem eşliğinde gelmiş.
Ya şöyle söyleyebilirim. Zaten Rova Standard zamanında oyuncularımızın yoğun talebi üzerine getirildi. Bunu zaten burada olan çoğu insan biliyor. Hala çok fazla oyuncumuz XP için kullanıyor sadece. Tabii farm için kullanan arkadaşlar da var burada bunu. Biz tabii sizin düşüncelerinizi bu arada dikkate alıyoruz sürekli. Mesela Rova Standard'ın süresi daha önceden daha kısaydı. Yeni sorulara mı gelecek diyor? Süreler daha çok arttırıldı. Hatta bazı kanallarda bunları çalıştırmıyor. Ha, okey anladım. Yani Arbat'ta bazı eşyalar olacak ama yeni sunuculara bunların gelmesini düşünmüyoruz. Ekstra ek önlem planlarımız var. Biraz daha iyi olacak orası. Merak etmeyin o konuyu. Crystal Fortress var etkinliğinde eşleştirme sistemi hakkında düzenleme gelecek mi? Çok sağ kötü. Taraf 120-110k olmasına rağmen partime 72 level insanlar denk geliyor. Aslında eşleştirmede herhangi bir sorun yok. Eşleştirme mantığı şekilde işliyor. Önce seviyeye bakıyor. Daha sonra BP'nize bakıyor. Ve ondan sonra sizi içeri alıyor. Fakat son odalara kalındığı için, yani partiler bitti ve son odalara kalındığı için mecburi olarak aynı sınıf geliyor veya fazla sınıf geliyor. Yani bunun defalarca bahsetmiştik. Fakat artık görüyoruz ki bunu hiçbir şekilde şu anda ne yapılırsa yapılsın gördüğümüz kadarıyla bunun henüz bir çözümüne tam sistemli olarak varamadık. Çünkü yani şöyle düşünün, sizde aynı BP ve aynı sınıf var yakınınızda. Aynı sınıf var. Tüm partiler doluyor. İşte birinci parti doldu, ikinci parti doldu, üçüncü parti doldu, dördüncü parti doldu ve beşinci parti doldu. Dağıtacaksın. Daha sonra altıncı partiyi oluşturması için mecburi olarak, yani sizi odaya alması için sizden bir alt kişiyi sizin partinize alıyor. Eğer sizin altınızda, yani aynı seviyelerde oyuncularla karşılaşmak istiyorsunuz eğer, yani bunun ya sizi almayacak ya o da hiç açılmayacak, siz farklı insanlar görmeyeceksiniz, yani seviyenizde olan farklı insanlar görmeyeceksiniz ya da mecbur olarak dışarıda kalmamak için son odalarda karma şeklinde oluyor. Ama biz bu sistemi şu şekilde yapacağız. Daha doğrusu şu anda konuşulan bu. Blood Valley etkinliğinde olduğu gibi Kristal etkinliğinde de iki ırkı da karma yapmayı düşünüyoruz. Bu şekilde iki ırkta karma olduğu zaman siz bir karşılaştığınız oyuncuyla bir daha karşılaşmayacaksınız. Farklı farklı kullanıcılarla karşılaşacaksınız. İstediğinizin bir nebze %70'ini, %80'inizi gidermiş olacağız. Bu şekilde de sınıf dengesizliği de çok fazla olmayacak. Yani Blood Valley etkinliğinde... Şu an öyle değil. CFV'de değil. Blood Valley'de öyle. Blood Valley'de öyle. CFV'de değil şu an. Daha düzenli bir şekilde CF, Kristen etkinliğinde de bu sistemi yapacağız. CFV'ye de bunu yaparlarsa en azından... Bu da Blood Valley'de yaşadığımız sorunu... Sayısal olarak eşitlik kurabilir istediği gibi. %70'ini, %80'ini çözmüştü. Kristen etkinliğinde de büyük ihtimal, yüksek ihtimalle %80'in, %90'ın çözeceğini düşünüyoruz. Bilginiz olsun. Deathmatch etkinliği geliyor. Oo, Deathmatch geliyor. Bu 100 kişilik bir haritadan oluşacak. Oo, herkes birbirine düşman. Herkes eşit itemlerle, eşit eşyalarla kapışabilecek. Haritada herhangi bir isim gözükme yok. Ve her öldüğünüz zaman size tekrar sınıf seçme hakkını vereceğiz. Oo, what the fuck? Nasıl yani? Bu şu an belki etkinlik 30 dakika olabilir. Belki skor üzerine olabilir. Bu şu anda şey. Öldün kalktın, job seçeceksin. Değişebilir. Yani tam netleşmedi. Herkes birbirine dalacak dedi. Herkes eşit eşya olacak dedi. Ve nickler belli olmayacak dedi. Paylaşacağız. Bunun ödülleri de ilk... Manes gibi açıldığı değil, zaman Manes çok güzel ödüller değil. Koyacağız. Örnek veriyorum, Deathmatch'in ilk 5 kazanına çok güzel bir bütçe ayırdık oraya. Şöyle bir sohbetten arkadaşlar video gelsin mi, ister misiniz? Gelsin, hadi bakalım. Video için bile hayır yazan var ya. Şu an YouTube'da video paylaşıldı. Bunun için uzun süredir üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Hadi bakalım nasıl bir şey? Tabii ki sinematik hakkındaki yorumlarınızı yapabilirsiniz. Orada da iyileştirmeler yapabilirsiniz. Video hakkında yapabilirsiniz. Deathmatch etkinliği nasıl olacak? Onunla alakalı kendi aranızda konuşabilirsiniz. Yorum yapıp sonuna isminizi de eklemeyi unutmayınız lütfen. Belki oradan. Deathmatch'te 100 mage var. Herkes birbirine burada atıyor. Belki oradan sürpriz çekilmeler olabilir. Hadi bakalım. Bu sadece ilk gelecek olan, yani ilk güncellemeye yetişmezse bile hemen çok yakın sürede içerisinde gelecek olan bir etkinliğimiz. Bir de yakın bir zamanda, yani bundan hemen sonra özel düzenlediğimiz 3 MS3 haritası geliyor. Bu tarz şeylerde arkadan bir müzik, bir de böyle hani şekil şukul. Yeni düğüle sistemi geliyor. Bu benim bu arada. Yeni düğüle sisteminden hızlıca bahsetmem gerekirse etkinlik haritasında rank sistemi olacak arkadaşlar. Buna rank sistemi üzerinden işte eşleşmeler olacak. Bu etkinliği ister maç arayarak, ister parti kurup girebileceksiniz. Kendi eşyalarınıza girebileceksiniz. Ne aylık dedi? Bir rankınız olacak orada. Biz aylık ranka göre orada ödüller dağıtacağız. Haritada ekstra farklı yetenekler de olacak. Bu binek yarışında soru işareti yetenekleri gibi ekstra
farklı yeteneklerle de karşılaşabileceksiniz. Bu 3 vs 3 çok ayrı bir etkinlik. Onun da videosunu i̇şte çok be. Yakın zamanda paylaşacağız. Bas. 3 vs 3 dereceli sohbeti, be. Sohbeti açalım. 3 vs 3 sanırım video için beyler. Yeterli süreyi verdik izleme süresi için. 3 vs 3 dereceli. Ben Toso evet. Kadir. Siz bu hepiniz. Rank 1'e kasacağız. 3 vs 3 çok ayrı. O onu da çok yakın zamanda paylaşacağız. Şu an sohbetimiz açık. Bak bu güzel haber. Yaklaşmış demek ki. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok kendim olarak çok beğendim. Çünkü lan Assassin'e mi Warrior'ı kesiyor? 3 ayrı bir olay. Deathmatch çok ayrı bir keyif. Bunlar çok Assassin'e Warrior'ı kesiyor. Çok heyecan katacak şeyler. Bari sinematikte yani kesmesin. Base atmak isteyeceksiniz. O 3 vs 3 arasında geldi Levonidas. Kendi liderliğinizi göstereceksiniz ekip arkadaşlarınızla beraber. O götünü... İşte, ya itemlerde zaten bu ne, okçu mu? Var olan sunucularda olacağı için orada ister kendiniz dur, ister öldürdü mü beni? Ekip arkadaşlarınızla beraber kim öldürdü orada? Gösterebileceğiniz güzel bir çocuğu arkadan bıçaklıyor. Abi gitti Warrior, yattı Warrior aşağıya. Bak bak. Semih, kralla alakalı soru olmayacak. Evet yazıyor zaten kanalda. Bu Warrior arkadan bıçaklıyor. Sert olsa Burhan Bey yapacak kralla. Sinematiği bence seviye atlamış bu arada. Eski sinematiklere göre çok önden 3 vs 3 gibi GM vs'si gelir mi? Olabilir. Atma lan o artık. Olabilir. Ama kodum paper mage. Bir fekçenin yazıldı. Sunucular arası savaş olacak. Bu da işte pusu da amına koyayım arkadan o. 26 Nisan'da kura çekiminin olacağı Galya ve Mantis sunucusunda yapılacak olan ne o? Büyük bir turnuvayı buradan duyurmak istiyorum. Aha, bunun değeri hemen hemen 1 milyon TL. Yani hemen hemen diyebilirim arkadaşlar. Taso kur kadroyu. 1 milyon TL değerinde bir turnuva. Kur kadroyu. Taso o 1 milyon bizim. Ulan onu da kazanırsak. Galya'nın birincisini atıyorum. Galya'nın birincisi X oldu. Mantis'in birincisi Y oldu. Daha sonra bu birinci klanları birbiriyle kapıştıracaksınız. Onlara özel bir turnuva sunucusu yapıyoruz. Lan mı? Daha sonra fiziksel mi? En büyük final VS'yi gerçekleştireceğiz. Galya ve Mantis'in serverlar arasındaki büyük final. Toplam 1 milyon TL değerinde bu turnuva. Çok yakın zamanda detaylarıyla birlikte sizlerle paylaşacağız. Kafes dövüşü olsun gerçek. Unutmayın. Bak iki tane. Galya ve Mantis'in birincilerini iki serverın en son büyük finalde karşılaştıracağız arkadaşlar. Büyük finalde kafes dövüşünde real hayatta kapış. Her şey tamam. Zaten biliyorsunuz her şeyimiz şu anda hazır. Evet. Bir aksilik olmazsa haftaya kayıtlarımızı açacağız. Turnuva kayıtlarını açacağız haftaya. 26 Nisan'da da kura çekimi olacak ve 27-28 Nisan artık turnuvalarımız başlıyor. Ve bu turnuva süreci ilk Melee olarak başlayacak. Daha sonra Mage olarak devam edecek. Yaklaşık sırayla Mage, Melee, Assassin bir süreçte kesintisiz bir turnuva süreci dönemi başlıyor. Ve yaklaşık 4 milyon TL değerinde büyük bir ödül havuzumuz var. 4 ay içerisinde her hafta sonu canlı yayın üzerinde yapacağımız büyük bir turnuva sezonunu açıyoruz arkadaşlar. Tekrardan sahalara geri döndük. Çok güzel bir 4-5 ay bizi bekliyor. Yani dolu dolu turnuva canlı yayın eşliğinde. Tabii turnuva yayınlanacak mı? Canlı yayın eşliğinde olacak zaten turnuvalar. Her cumartesi, pazar artık Twitch platformunda veya başka platform olabilir. Bilmiyorum. Ama canlı yayında olacağız. Sizlerle beraber olacağız. Tarkan Bey siz de görebilecek miyiz ekranlarda artık eskisi gibi? Olabilir. Biz de belki soru cevap yaparız canlı yayınımızda Twitch'te veya diğer platformlarda. Hemen oyuncuların arasında hemen sıkıştırayım da araya. Amık Beyçilerin hep arkadan gelip Nova attılar. Gördünüz değil mi? Ekranları sizi görecek miyiz? Musti görürsün sanırım. İzlemiyorum. Bak 8 vs 8 bittikten sonra tabii ki de hemen 1 vs 1'lere başlayacağız. Ama büyük ihtimal bu 8 vs 8 hem Galya ve hem Mantis sunucunda olacağı için ve uzun bir süre durmayacağı için yani match atıyorum Melee bitecek hemen kısa bir süre içerisinde match turnuvasını başlayacağız. Yani Melee'nin tam finali olmadan hatta kayıtları alacağız ve hemen turnuvamıza devam edeceğiz. Bu süreç uzun bir süreç. Bu sistemle beraber çok güzel bir yenilikler olacak. 8 vs 8'de item eşya eşitliği olmayacak. Herkes kendi eşyalarıyla katılabilecek arkadaşlar. Süper. Galip 9'u götüne sokacağız. Yakın zamanda yani. Zaten konusunu aktif ederiz. Bütün detayları yürütürüz. Klan rankta olan atıyorum ilk 10 klanı turnuvaya dahil edeceğiz. Bunun da bilgisini verelim. Şimdiden klanlarınızı lütfen ona göre oluşturun. BP'leri basalım. Detayları zaten çok yakın zamanda resmi forum adresimizde paylaşmış olacağız. Büyük finalde yani Galya ve Mantis'in birincilerinin karşılaşacağı büyük finalde orada eşit temlerle olacaksınız. Şu anki sistem bu. Büyük ihtimal değişecek gibi gözükmüyor. Ama Galya ve Mantis sunucusunu herkes kendi eşyalarıyla kapışacak arkadaşlar. Evet Ate eşya klanlar, oyuncular kendi aralarında eşya değiştirebilir. O konuda bir şey yapmayacağız. Hatta devam edeyim Emre. Dropletleri Robux Stand Farm'ı elle farm yapanlar olarak ayırmayı multilere karşın
eliyle kasmaya çalışan pirelere pozitif ayrımcılık tanımını düşünüyor musunuz? Herhangi bir kesime karşı pozitif ayrımcılık düşünmüyoruz. Zaten DV haritamız bunun için bir alternatif. Sizin için biliyorsunuz. Death Valley haritası. DV haritalarına göre daha yüksek oranlarda zaten farm atabiliyorsunuz. Çok fazla yayıncıda görebilirsiniz bunu. YouTube videolarında görebilirsiniz. Zaten orada bu fark mevcut. O yüzden şu an için burada ekstra bir planımız yok. Uzunca süredir RT7 ve RT8 zırhların parlamama sorunu ile AH'nin çalışma durumu vardı. Bu sorunlar ne zaman düzeltilecek? Özellikle zırhların parlamama sorunu oyunun görselliğini ciddi anlamda etkilediğini düşünüyorum. Değil mi? 9 şeyleri gelsin ya. Şimdi orada şöyle çalışan bir arkadaşımız bu konu üzerinde yeterince çalıştı. Çok da güzel iş ortaya çıkarttı. Yakın zamanda bu güncellemeye yetişmez sanmıyorum. Bugün tekrar baktık ona. Ama bundan sonra güncellemelerden birinde gelecektir. RT7, RT8, RT9 zırhların parlaması çok daha güzel hale geldi. FPS'inizi de çok fazla etkilemeden bu sistem oyuna tekrar gelecek. Merak etmeyin. İyi. Ne zaman ama? Oyun içerisine trade chat eklenecek mi? Evet abi, şuraya global chat gibi trade chat koyulsun ya. Aldığım evet. Kadarıyla. Evet. Yakın zamanda şurada bir tane ticaret chat olsun abi. Tıklayın. Ticaret kanalı açılacak. Allah razı olsun ya. Ticaret kanalı açılacak. Çünkü maalesef ne yapsak yapalım global chat'ten bunun önüne geçemiyoruz. Biz ne kadar desek de bazı oyuncularımız belki haberleri yoktur. Yani böyle bir şeyin cezası olduğunu bile bilmiyordur. Böyle oyuncularımız da oluyor. Kimisi mecbur olarak belki kalıyor. O an eşyasını satmak istiyor. O sizleri de anlıyoruz. Sorun yok. Bunun için özel ticaret kanalı açacağız oyun içerisinde. Burada ticaretinizi yapabileceksiniz. Çok yakın zamanda bunu da güncelleme ile beraber görebileceksiniz arkadaşlar. Yeni Ditfalli haritası ne zaman gelecek? Yeni DV haritası benim bile çok böyle heyecanlandığım muhteşem şu anda olan bir harita. Yeni DV haritası yatıyoruz. 65'i mi diyor? Biraz uzun sürdü, evet, farkındayız ama bu çok sorunsuz olmasını istediğimiz bir harita. O yüzden biraz geç kaldı. Artık test sürecindeyiz, yani artık sonlara doğru geliyoruz desek yeridir. Yakın zamanda bunun fotoğraflarını, artık videolarını sizlerle beraber paylaşacağız. Attack price'ların PK'da yeri olacak mı? Dash, Splatoon gibi vesaire gibi skill'ler düşünülüyor mu? Veya en azından Price Plate ve Price TV Plate'lere set bonusu getirecek mi? Bu soruya ben cevap vereyim. Yani şu an Attack Price'da zaten çok fazla oynayan oyuncumuz var Attack Price var. Ama farm için, mob bunu sadece Death Valley haritasında bizler görmüyoruz. Aynı zamanda YouTube'dan, çeşitli platformlardan, yayın platformlarından izlediğinizde zaten birçok oyuncunun Attack Price oynadığını da göreceksiniz arkadaşlar. Yani şu an için ekstra bir düzenleme düşünmekteyiz. PK atan bir tane bile STR Priest görmedim. Adam onu sormadı ki. PK atılmıyor STR Priest'te. PvP ve haritalarını içeren bir etkinlik daha gelecek derken farm atıyorlar sadece. Zamanı belli mi? PV ve PvP içeren bir etkinlik haritası geleceğini daha önce söyledik. Evet. Fakat ilk Arvat sunucusuna gelecek. Bunun bilgisini Arvat oyuncularıyla yakın zamanda paylaşacağız. Fakat Mantis ve Gaia, yani yeni sunucuları için çok yakın zamanda geleceğini düşünmüyoruz. Dungeon Boss'larından çıkan Step 2 harflerini kaldırmayı düşünüyor musunuz? Ya evet ya. Oo. Hiçbir işe yaramıyorlar. Kalkabilir. Yani. Yeni bir sisteme geçeceğiz orada arkadaşlar. Bunun bilgisini zaten paylaşacağız. Ama büyük ihtimalle yaratıklardan, yani boss'lardan çıkan Step 2'leri kalkacak. Evet. Fix güncellemeleri ne zaman tamamlanmış olur? Tüm eşyalar için net bir süre veremiyoruz ama yakın bir zamanda yani. 30 adet silahta bir FX güncellemesi olacak arkadaşlar. 30 adet dedi değil mi? Kostümlere basılan ek özelliklerin NPC'de çok pahalı olması, regalyaların mağazada fiyatının çok fazla olmasından dolayı bir revize yapmayı düşünüyor musunuz? Yani bunlar zaten bazı sistemler kontrol edilerek, göz önünde bulundurarak bu fiyatlar belirleniyor. Şu an için herhangi bir düzenleme düşüncemiz yok arkadaşlar orayı. Bu evet. Önemli bir konu. Eşyalar ile ilgili şu anda açıklama yapılıyor. Bu konudan çünkü çok soru vardı. Önemli bir konu. Tuncay devam edebilirse. Zaten bu Arvat sunucusundan beri gündemimizde olan bir konu. Bu konuyla alakalı zaten sizinle bir çalışma yürütüyoruz. Hem oyun içerisindeki dengeyi olumsuz yönde etkilememesi için dikkat ediyoruz, çaba gösteriyoruz. Hem de aynı zamanda sizlerin de silahların dengesinin korunması amacıyla silahla ilgili bir eleştirinizi görüyoruz, dikkate alıyoruz. Bu sebeple hayata geçmesi de, oyun eklenmesi de biraz gecikti, bunun da farkındayız. Düzenleme ile birlikte yakın bir zamanda olmayacak ama bu R8, R9, R10 eşyalarda ve R0, R5 arası takılarda bir düzenleme yapılacak. Bu konuyla ilgili tabii sizin de görüşleriniz önemli bizim için. Buna göre bir değerlendirme yapacağız. R10 ben de anladım. R10 değil arkadaşlar. R9. R9 özür diliyorum. Pardon. R7, R8, R9 arkadaşlar. R10 gelmiyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok. R10 gelmiyor. Onu unutun.
genel olarak soru cevap kanalındaki sorular an itibariyle bitti. Yani benzer olmayan, craft'la alakalı olmayan tüm sorularını zaten görmeye çalıştık. TR sohbetten ufak tefek sorularınızı sormaya devam edebilirsiniz. Gördüklerimizi, denk geldiklerimizi yanıtlarız. Multi ile alakalı aslında bugün nasıl şu anda hadar... Bunu anlattı biraz önce. Şimdi tekrarlıyor da. Yani diyor ki adam diyor zaten 1 ve 2. kamplarda row kapalı. 2 kampta da BP isteyecek diyor. BP seviyesinde yukarı çekeceğiz. BP taksi de ban sebebi artık diyor. Yani daha ne yapabilir? Bence bu burada bu yani. Bunun daha ne yapsın? Paralel sembol hakkında ne düşünüyorsunuz? Sol BP kasmak hiçbir işe yaramıyor gibi hissediyoruz. Bir anlamı yok. Sıralamada durmadı. Plan sıralamasını etkiliyor. Bunu daha plan binalarını etkiliyor. Nasıl Paralel etkilemiyor sembol, abi? Birçok çalışma yaptı. Şu an zaten birçok çalışmamız var. Nasıl hiçbir şey etkilemiyor var. Ya? Fakat tam istediğimiz görselliği alamadığımız için bekletiyoruz. Çok garip. Sürecin tam şeffaf cevabı bu arkadaşlar. Önümüzdeki ilk iki güncelleme ile birlikte Kareli sembollerin bir aksilik olmazsa geleceğini buradan söylüyorum sizlere. H1 ve H2 neden BP limiti getiriyorsunuz ki? Orada zaten row açılmıyor. İnsanlar row'lu. Ben de bunu buradaki detayı anlamadım. Sorunu anladım. Yani o kanallar zaten şu an H5'teki sistem nasılsa H1'e geçecek gibi düşünebilirsiniz. Yani sadece değişecek. Sıra değişiyor. Row, herhangi row bir kapalı olan kanallar... Bir değişim yok. Yani H5 şu an nasılsa, HDART 5'te nasılsa şu anda bunun sırası değişecek? Kayacak sadece. Ha, tamam, yani row kapalı olan şeyler H4 H5'e geçiyor o zaman. Değil mi? Banka koyulan eşyalar üst desteklenmiyor. Farklı segmentlerde kalıp çok fazla karışıklığa sebep oluyor. Bu da şu. Şimdi aynı, evet, mesela birinin sayfada pot var diyelim. Sen ikinci sayfadayken sağ tıkla attığın zaman bu ikinci sayfaya düşüyor. Birinci sayfaya düşmüyor. Bununla alakalı bir çalışma yaptırıyoruz. Tamamen düzelmesi için. Siteyi de hani bankaya sağ tıklasan da elinle de sürükleyip koysan o itemi bulacak ve onun üzerine destekleyecek. Süper. Bu yani normalde zaten böyle olmalıydı. Okey. Galiye ve Mantis sunucularına seviye 85 level cap 19 Nisan'da Abo! Geliyor arkadaşlar. 2 hafta sonra bugün. 19 Nisan'la beraber Inferno etkinliği oyuna eklenecek. Kaleb, Zindan, Svalant. Ne? Kristal etkinliğin ödülü değişecek. 19 Nisan'da tekrardan yeni bir sürece başlıyoruz. Yeni bir marketing süreci geliyor. Yeni bir heyecan. Zindanlar açılımı, level cap'in gelmesi, ezik harita diye adlandırdığımız etkinliğinin... Oha 65 mevcut mi 19'unda geliyor? Artık yakın zamanda görebileceksiniz. Erken olduğunuzu düşünmeyin. Çünkü bizim bir sonraki planlarımızı bilmediğiniz için belki şu an öyle söylüyorsunuz. Ama ben bunun çok erken olduğunu düşünmüyorum. Aksine şu ana kadar, yani bu yeni bir MMO zaten biliyorsunuz. Çok fazla yeni sunucularımız, yani resmi sürüme çıktıktan sonra çok fazla oyuncu aramıza herhalde katıldı. İnanılmaz derecede yeni oyuncu katıldı. Daha üst level yani şeyleriyle ilgili şöyle bayağı yakında plan mı var acaba? Aslında bu bir yeni bir başlangıç. Yani artık 3 aylık bir süreçte oyunumuzun metasını öğrendiniz. Oyunumuzun işte eşyalarının isimlerini, nasıl çalıştığını, hangi haritada ne olduğunu vesaire. Bu tarz oyunumuzun metasını öğrendiniz. Şimdi 85 metasıyla beraber artık bunu üst seviyeye çıkarıyoruz ve bu bizim için yeni bir başlangıç oluyor. Yani bu end game kısmı değil arkadaşlar. End game kısmı değil. Diyor ki erken oyunun aşaması bile 85. Biz end game'i başka bir level'da düşünüyoruz diyor herhalde. Bunu başka türlü yorumlamak mümkün değil. Yani diyor ki 85 bunların zaten bizim tüm detaylarını normalimiz. Bugünden itibaren resmi tüm sosyal server'ın 3. ayında gelmiş oluyor. Mecralarımızda, resmi kanallarımızda bunların artık bilgilerini sizlerle paylaşacağız. 85'ten önce XP etkinliği gelir mi? Gelir arkadaşlar, yapılır. Zaten bayramda etkinliklerimiz olacak. 75-85 arasının bir ay mi ay diyorlardı yani. Ekstra. 10 gün içinde 85 kasılması gibi basit mi olacak? Yok. Şu anda basit yani seviye mi? Kasma olayının yani %100 tam raporunu atıyorum ya, 85 seviyesi mesela 10 saatte bir level alabiliyorsun, bunu söyleyemeyiz. Çünkü yani level şu şekilde işliyor arkadaşlar. Oyuncunun oyunda online olabilir mi? XP Super kullanıyor. Yani belki yani 12 saat kimisi oynayacak, kimisi 24 saat önce. Belki XP Super veren kıyafetler örnek veriyorum. Yani birçok bunun detayı var yani. Bu yüzden hani diyemiyorum. Yani bir level atıyorum, bir günde alırsın. Bu tarz diyemiyorum ama çok aşırı kolay olmayacak. Çok aşırı da zor olmayacak. Yine o orta ayarı yapacağız. Teşekkür ederim. Ama çok basit olmayacak tabii ki de. Çok cömert. Yani şu an Galimantis açılırken 75'e kastığınız zaman bir rehber tablomuz vardı forumda. XP tablosu diye. 75'e kadar doldurmuştuk orayı. 85. 85'e kadar da zaten şimdi 10, bu oyunun 19 Nisan'a kadar orayı da doldurur. Konuşsunlar da üstüne net, konuşacağım net ya. Görürsünüz. Bütün fikrimi söyleyeceğim her şeyle alakalı. Hesaplamanızı da yaparsın. Bu arada herkese şimdiden hayırlı olsun. Umarım hayırlısı olur. Çok güzel bir döneme giriyoruz. 19 Nisan. Çok güzel bir yeni bir dönem, yeni bir süreç.
Zaten setler 85 yaması birlikte geliyor mu? Ona şu an net bir şey söylemiyorum maalesef. Ama Tarkan'ın bilgisi varsa daha net bilgi verecektir. Önümüzdeki hafta 85 level cap ile gelecek olan tüm genel bilgiyi sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Görevler sıfırlanacak mı? Şu an görev sıfırlama gibi bir düşüncemiz yok. Bilginize. Genel olarak özetimiz bu. Bunu zaten bak, bugünden sonra her yerde göreceksiniz. Şu adam benim haterım. Sabahtan beri benle ilgili mesaj yazıyor. Sadece bütün mesajlarını kontrol edin. Tarih kafayı 19 yemiş benle. Büyük güncelleme, yeni bir dönem. Her şey bence şu ankinden 10 kat daha iyi olacak arkadaşlar. Bugünkü soru cevap etkinliğimizin sonuna geliyoruz. Ya o skillbookları toplamış. Son böyle soruları alalım. Son okumadığımız soruları. Beyler skillbook biriktirin. Ananı s**eyim. Pazarcılar tabii bunu bekliyor. Biz burada oyunun iyiliği, kötülüğü bilmem ne. Pazarcılar çekti bile değil mi? Kötü oranlarla alakalı bir şey yok Mustafa. Onda bir şey yok. Ananı s**eyim. İşte bak buyur. Aslında şöyle bir çok soru görüyoruz arkadaşlar. Ha buyur. Genel anlamda görüyorum. Bu sorulan sorulardan bağımsız olarak. Abi nasıl bu kadar hızlı işte olabilirler ya? İşte ben bu kadar slota durdum, bir drop alamadım. İşte şu kadar durdum, siz droplarla oynuyorsunuz. Arkadaşlar yani bu çocuk oyuncağı değil yani, bunu açık bir şekilde söyleyeyim. Yani droplarla sürekli oynamak gibi durum söz konusu değil. Zaten bir düzenleme olduğu zaman bunu yama notunda da paylaşıyoruz sizlerle. Bilginiz olsun yani, böyle bir şey yok. Tekrardan 10 tane skillbook'um var lan. Oğlum nasıl değerlendi? Nasıl değerlendi? Bizleri dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Altın değerinde 10 tane skillbook. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar. Şimdiden evet, herkese hayırlı bayramlar, eyvallah. İyi bayramlar. Eyvallah. Hepiniz çok seviliyorsunuz arkadaşlar. Bir eyvallah. Sonraki soru cevap etkinliğinde görüşmek üzere diyoruz. Kendinize Allah'ım çok iyi bakın. Açam. Hoşça kalın. Rise Online. Eyvallah. Görüşmek elinize üzere. Sağlık. Hayırlı akşamlar. Ağzınıza sağlık. Tahsin'in krallığının yarısı zaten şeyde geçecek. XP slotunda geçecek. Şimdi tek tek üstünden geçelim konuların. Eşyalarla alakalı dengeleme üzerinde Arvat'tan beri çalıştıklarını ve onun da çok uzun sürmeyecek bir sürede dengelemelerin geleceğini söylediler. Zaten bu çok önemli bir konuydu bence. Eşya sisteminin doğru çalıştığını düşünüyor musunuz? Onu bir söyleyin. Bari sıkıntı değilim, çok kötü. Bunu bekliyordum valla. Bari sıkıntı var. Memnun değilim, çok kötü eşyalar. Bariz leş gibi. Memnunum diyen arkadaşlar da var arada. Tabii ki de olabilir. APK yayın çok kötü gösteriyor ya. Zaten paylaştılar ya. Bütün drop yetkilerini aldılar. Bütün partnerleri attılar. Herkesin partner yetkilerini aldılar. Ya istenilen özellikler çok düşük görünüyor da yine alırlar mı diye bir kafamda soru işareti var da. Hayır, APK yayın yasak zaten artık ya. Açıkladılar oğlum partner şeyinde odasında. APK yayın yasak. 30 dakikadan fazla bilgisayar başında yayın yapmayanların partnerlik yetkisi ve drop yetkisi ellerinden alınacaktır diye duyuru var şeydi. Abi çok iyi, ben görmedim, pardon. Maksimum 30 dakika, hani bilgisayar başına işin olur kalkarsın, eyvallah, ona bir şey demiyor. Ama öyle kalkayım AFK yayın bırakayım muhabbetini komple kapattılar. Onun dışında illegalite ile alakalı zaten ceza sistemi değişti. Bir de üstüne artık birini raporladığınız zaman ceza aldım almadım kontrol edebileceğiniz bir sistem geliyormuş. Direkt nickini aratarak ve alttan da artık oyun içine yazı geçiyor. Sarı bir yazı geçiyor. Bence harika. 4-4. Twitch yayınları haksız yayıncılık yapan, bot basan, AFK yayın yapan arkadaşlara karşı da önlem gelmiş. Bu da harika. Abi ben, bana hiç fark etmez. Ama en azından şundan dolayı mutluyum. Abi 85'te bak şöyle olacak, eşyalar item dengesi böyle olacak. Bakalım ne oluyor 85 cap'inde, gerçekten merak ediyorum. Yani şöyle, birincisi bana hala erken geliyor. Neden? Çünkü oyunu hala, yani biz 3 aydır falan oynuyoruz herhalde Rov'u. Evet. Sunucular açılalı 3 ay olacak. Daha yeni yeni alışırken oynamaya başladığımızda. Evet, bir anda bütün meta değişecek, bütün eşya sistemleri değişecek. Yeni bir cap'e, yeni bir meta'ya alışmaya çalışacağız. Hı hı. Ve tekrardan aynı sürece gireceğiz. Ben bayağı bir yani süre 75'te kalırız diye düşünmüştüm. Çok çok uzun bir süre sonra evet, gelir yani diye düşünmüştüm. Bana da öyle geliyordu ve bence... Ben bunun sebebiyle ilgili ama aklımdaki şeyi söyleyeyim. Direkt aklıma gelen ilk şeyi söyleyeyim. Oyunu 75 yamasına göre dengelemek istemiyorlar. Bu değişiklikleri 85'e göre yapmak istiyorlar. Bence öyle. Geldi. Çünkü 75'e göre şimdi değişiklik yapacak, edecek bilmem ne. Sonra 85 gelince her şey bir daha alt üst olacak. Aynen. O yüzden bence 85'e göre her şeyi dengelemek istiyorlar. Bence bundan dolayı yapıyorlar bunu. Dediğin gibi şu an 75'in itemlerini dengeleseler 85'i bozacaklar. Evet. 85'i dengelemek için ayrı bir vakit alacak ve belki oraya geçince otur uğraş. O skill'ler, aynen. Yeni skill'ler, yok işte teleportu, Mage'in teleportu, Assassin Confused'un CP'si, Warrior'ın yere vururken aynı zamanda 85 skill'le vurabilmesi falan, canlar, HP'ler, Onyx kristal bilmem ne geldiğinde oyuna girecek eşyalar, craft'la birlikte oyuna girecek hepsini bir arada. Şimdi nasıl ayarlasın? Bence ondan dolayı yani 85'i getiriyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa bence onlar da 85'i bu kadar hızlı getirmek istemiyor. Bana da öyle geliyor ama şöyle bir içime daraltı geldi. Yalan yok yani. Bir tilt oldum. Yani evet, düşünsene 14 gün sonra full artı full oturacağız, XP kasmaya başlayacağız ve bu sefer 0'dan 75'den daha uzun süreceğini bütün oyuncu komünitesi söylüyor. Ne kadar haklılar bilmiyorum tabii de. Biz yine en hızlı seviyede kasarız. Bu sonuçta... Rise Online'a artı mı yazacak, eksi mi yazacak, ben onu da bilmiyorum. Yani
Ne kadar zor olacak? Ben heyecanlandım ya. Bence yani. Görevler ve ne kadar zor olacağına bağlı. Eğer ki böyle 0'dan 75'inin 3 katı, 2 katı zorlukta yaparlarsa bir kısım insan soğuyabilir yani oyundan. Ama yani eğer burada makul böyle işte günlük dungeon'a girdim, oradan XP geldi. İşte birazcık görev yaptım, oradan XP geldi. Bir de üstüne birazcık da rova bıraktım, oradan XP geldi. Kasarsak bence o kadar da problem sıkıntı olmaz. Sıkıntı ne biliyor musun Levent abi? Biz burada yine oturur 85'e kasarız, önemli değil. En hızlı 10 günde mi kasarız? 10 günde de kasarız, o problem değil. Buradaki sıkıntı şu, örnek veriyorum. Oyunu hala yeni görmüş, yeni gelmiş. Belki 1,5 ayda oyuna hani 75 level'e ulaşmış. DV çıkmış, daha yeni skill atmayı öğreniyor adam. Evet, evet. Yani daha yeni skill atmayı öğrenirken tekrardan XP'ye dönecek bu adam. Oyunu aslında ben öğrendim şu anda. 75 cap benim için okey. Bilmediğim safhaya geçiyorum ama adam daha 75 cap'ini öğrenemedi. Yani 75 cap'ini anladım. Öğrenemediği için tekrardan yeni bir safhaya dönecek. Şey yapacaklar mı peki? Sanki ondan da bahsetti. 65 map'i ve 65 yani metası da olacak ya oyunda. Hani evet. Eskiden böyle Knight'a biz çocukken başlayan ezikler hep fix Ardrim oyuncusu olurdu ya. 59'a kasardı. Aynen. 59'a kasardı. 2 eşya alırdı çarına. Giderdi bütün gün 59 map'i Ardrim'de takılırdı. Burada da acaba o yeni başlayan oyuncular için 65 map'ini getirip 65 cap'te onların takılacağı bir ortam yaratıp 85'e de hani Knight'ta da eskiden böyle büyük abilerimiz falan giderdi kasardı yani. En iyi slotlarda Warrior'lar bilmem ne. Öyle bir şey mi yapacaklar acaba? İşte Harpy'de mage'ler kasardı şeyde. Hani mesela turnuva geldik 85 cap'inde mi gelecek? Ha evet ben onu anlamadım. Bu ay içerisinde Mesela, 1 milyon TL'lik turnuva dedi. 19 Nisan'da hı. 85 cap'i geliyor. Kendi çarlarınızda oynayacaksınız dedi. Ben 85 cap'iyle gerçi yani kendi çarlarınızda oynayacaksınız. 75'te mi oynayacağız? 85'te mi oynayacağız? O zaman 19 Nisan'dan biraz önce yapıp bir 75 yamasında bir turnuva düzenleyip sonra da 85 cap'i mi açacak? Öyle bir şey gibi duruyor. İşte yani bilmiyoruz ki yani 85 cap'i olacaksa biz yeni oyunculara dezavantaj. Ben bilmiyorum çünkü 85 cap'ine bir ton yeni skill geliyor. Asas'ta mı oynayacağız şeyle mi oynayacağız yani. Yani ben de hani ben biliyorum muhabbetinden çok warrior etkilenmiyor. Sonuçta bir tane daha yere vurma geliyor. Bir de single target'ımız adam oluyor bizim. Aslında 85 yamasında hı-hı. Ben knight ağacım benim bayağı güçleniyor. Yani ama iki tane kitli skill'im var tabii. Defansı arttırabilecek miyim ben chat? Nasıl oluyor? Knight'i 75 değil 85 verince defansım 57 mi oluyor? Benim hiçbir şeyim açılmıyor mu yani? Bir tek bu mu açılıyor ben anlamadım. 26 Nisan dedi turnuva. Tamam oğlum bir haftada nasıl olacak ki o iş ya? Bilmiyorum abi feedback vermek vermemekle alakalı değil. Realitesini bilmediğim için neyin üzerine yorum yapabilirim ki ben yani? Arvat oyuncuların yorumları üzerine feedback veriyorsaydık major buff gelirdi şu anda herhalde yani öyle söyleyeyim. Şimdi bu gold ile satılanlar zaten bir kere alınıyordu. Ben aldım bunu. Şu an alabiliyor muyum? Sınırsızlığı mı açtılar? Evet. Aa. Bunun işlem gerçekleşemedi. Niye? Bir dakika anlamadım. Acaba bir tane hak açtılar da onu mu harcadım ben? Markez üzerinden coin ile satın alınız. Mega HP Plus ve Mega MP Potion Plus ürünlerine indirim yapılmıştır. Her hesap haftada bir kez satın alabilir. Ha bunlardan mı bahsediyor? Tamam. Haftada bir kere alınır hale getirmişler. Haftada 1'e 5000 yeter mi? Yetmez değil mi ya? Full kullanırsan. Full kullanırsan yetmez. Yetmez abi. Ama yetmez. Böyle önemli PK'da falan kullanırsan ya da 1vs veya 8v8'de yeter. Güzel yapmışlar. Oyundan GB de siler. Hem de güzel yani. Niye? Evet hem fiyatını güncellemişler hem de güzel olmuş bence. Kral olanlar kasayı boşaltıyor sürekli. Buna bir çözüm gelecek mi? Yani bakayım. Evet. Soru cevapla ilgili yorumlamamı üzerine konuşmamışsanız konu varsa yani 85 yaması ile ilgili diyebileceğim çok bir şey yok. Bana fark etmez yani gelse de olur gelmese olur. Ben özellikle nasıl diyeyim bu 85 yamasında şöyle 85 yamasında böyle deyip duranlar için gelmesinin taraftarı olurum. Gelsin ki onun üzerine konuşalım da şunlar da şey demesin artık. Bak 85 yaması gelince şöyle olacak böyle olacak bilmem ne oluyorsa olsun yani. Hatar 1-2 konusunu anlamadım. Eğer benim yazdığım gibiyse server'a daha fazla item sokmaktan başka bir işe yaramaz. Abi nasılmış biliyor musunuz? Sonradan söyledi ya. Hadar 1 ve 2'de BP ile giriş olacak ve row açık olacak. Hadar 4 ve 5'te yani yer değiştiriyor bu kamplar. Hadar 4 ve 5 BP istemeyecek, row kapalı olacak. Aynen rowsuz. Yani yer değiştiriyorlar. Buymuş. Şimdi biz Knight 85 oynayacağız dostlar. Soul Reaper skill'i açılıyor. Single target skill doğru düzgün 55 ile vuruyorduk. Yarrak gibi vuruyordu zaten. Zaten eşyaları etki etmiyor. Bir de üstüne 55 single target. 80'de açılan bir skill var.
ekstra bir yere vurma gibi en güçlü yere vurma skili bu. Bakalım bu açılınca ve bu açılınca Warrior çok güçleniyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor deyip duruyorlardı. Onu da göreceğiz. Tabii 85 olup bir de üstüne bunları nasıl açıyoruz bilmiyorum. 20 skill book 40 hem. 40 skill book 60. Ne? Sadece 1 GB. M olarak istiyor 60 skill book istiyor. 60. Aa. Mesai başladı yine. Oo, 60 skill book. Bir kişinin bir skill ağacının ve atak atak açmam yani bunu niye açayım ben? Abo. Chat Dorian'da mıydı? Dorian Town'da o görev çıkışta. Tamam onu bunu herkese de göstereyim dostlar. 75 level'sanız önümüzde 14 gün vaktimiz var. Alıp yapmanız gereken görev var dostlar. Repeatable. Nerede bu? Aynen 800 milyon bu. 1 milyar bu. 1 milyar 800 milyon görev var dostlar. Bu her 10 günde bir her haftada bir yapılabiliyor. Yazıyor bakın. Once a week. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Diyelim ki biz bunu yaptınız hazır. O gün verdiniz ya tak bir daha yapıp bir hafta sonra yapabileceğiz. Doğru muyum? Bak 1 milyar ve bunlar dungeonların bossları. Dungeonların şeylerini kesmeni istiyor. 10 gün haftada bir yapılabiliyor 10 günde bir tamamlanabiliyor. Tamam. Yani once a week repeatable ama 10'ar tane kesmeni istediği ve her gün birer tane girebildiğin için kısacası 10 günde bir yapabiliyorsun. Tamam mı? O yüzden bu görevleri alın. Şimdiden bitirin. Bitirmiş şekilde şurada hazır tutun. Aynı şeyi günlük göreviniz için de Death Valley günlük görevini de koyun oraya. Onu da bitirin. Başka ne yapılabilir? Bu ikisi dışında bildiğiniz başka bir taktik var mı? Her 10 günde 1.8 milyar evet. Şu anda ne kadar istiyor bir sonraki level'a mesela? 2.7 milyar istiyor. Zaten %100 düz. Direkt 76 başlayacağız. İşte onu verdin tak %60'sın falan. 76 %60 herhalde buradan ne istiyor? 2.7 3.2'ye falan çıkıyordur. Bence yapılan soru cevap gayet yeterli ve güzel. Multi PC'ler ve normal eliye kasmak isteyenler için bir çözüm üretilmiş ama keskin bir çözüm değil. Daha radikal bir çözüm de gelmesi lazım bence. Rol partilerine karşı onların oyuna sokmuş oldukları eşyalar ve AFK farmdan elde ettikleri gelir çok fazla. Bence birazcık o kısılmalı ve eliyle oynayan, emekli veren insanlara daha fazla şey yapılmalı. Zaten illegaliteyle ilgili hem ceza sistemini değiştirdiler hem ceza alanlarla ilgili geri dönüşü buradan duyuru geçilecek. Aynı zamanda da kontrol edebileceğiniz şekilde güncellemişler. Turnuvalar olması güzel, oyuna renk katar. İzlemesi de keyifli olur. Katılıp başarılı olmaya çalışması da 3-3 renk sistemi bayağı iyi. Oyunda bence inanılmaz keyifli olacak. Herkesin de bayıla bayıla oynayacağı bir sistem olduğunu düşünüyorum. Özellikle ben mesela işte Taso ben Gökdeniz gibi veya bazen onlar olmadığında başkalarıyla belki bazen rastgele eşleştirme sistemiyle falan girip dereceli katmaya çalışmak falan güzel olur. Açıkçası oyunun en keyifli olaylarından birinin o 3v3 dereceli maçlar olacağını düşünüyorum. 65 map'inin geleceğini duyurdular. Death Valley'in yenileneceğini duyurdular. 75 yani şu anda Death Valley'in komple değişeceğini duyurdular. Eşya sistemlerindeki problemlerin işte silah artılandığında güçlenme hissiyatının ve +1'den +5 takılar arasındaki farklarınla ilgili eleştirileri dinlediklerini ve bununla ilgili zaten çok eskiden beri çalıştıklarını ama işte kapsamlı olduğunu ve biraz zaman aldığını ama çok da uzak olmayan bir tarihte bununla ilgili de bir güncelleştirme geleceğini duyurdular. BP taksi ban sebebi bu arada dostlar. Ben mesela Bahar'a gel Taso'ya oy verelim deyip beraber BP kasmamız ban sebebi değil. Haberiniz olsun. Evet evet. Yani o karşılığında bir şey alacaksın yani anladın mı? Evet yani. O karşılığında ticarete döndürmek ban sebebi. Evet. Yani şu an son piyasada bilmiyorum ama 60 çok da altında değil. Iron Legionary alabilirim dostum ama ne kadar olduğu biraz önemli. Şimdi Kaleb Dungeon'ın geleceği falan da açıklandı. Kaleb Dungeon'dan ne kısıklıkta düşüyor bu tarz beltler. Daha Onyx kristaller gelecek. Şimdi Warlord Ring aldım o kadar. Bunların piyasaya giriş hızı ne kadar artacak, ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Yani hem Inferno'dan bunlar düşebiliyor galiba hem Kaleb Dungeon'dan düşebiliyor. O kadar bilmiyorum ki yani şu an bunun ne kadara satarsın? 40 diyor. 40 işte baksana şimdiden nasıl fiyat kırıyorlar. Çok sık düşmüyor öyle. Yani ben de +1 yapmak için arıyorum bayağıdır biliyorsunuz. Bulamıyordum. Şimdi bu arkadaşlar biraz önce düşürdü. Önceden piyasaya çok giriyordu. Yani dropları öyle bir kıstı ki. Hmm. Bizim takıları aldın kanka hep. Sana 38'e hayırlı olsun. Taso beni tanır diyor. Ursula Corbero'yu tanıyor musun? Bizim şey ya. Bizim Soner işte ya. Ender'in kardeşi. He. La oğlum. Bizim Ender'in kardeşi. Poison Knife'ın kardeşi mi? Evet kardeşi. Oğlum bu adamların yani. Niye bu kadar aşağı düşüyor ya? Bize niye bu kadar düşmüyor? Bunlar abi, sürekli bir şeyler bana satıyor ya. Zaten. 35'e anlaştık ben, hayırlı olsun. Getir. Kanımları klana geçeceğim ya az kaldı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun dedi 35'e. Tamam ben okeyim. Bir tane Warrior alabilirim ben. Benden bir tek fazla ithal. Evet +1 Iron Legionary yapıyoruz. Başlayalım mı dostlar? Girin bu arada. Saldırın dostlar saldırın. Battle Prey'e geçtim ki parası daha az gitsin. Statlar 4'er artıyor. Buglandı yine. Evet 16 seter 16 health 24'er rest oldu. Bak bu takı işte diğer bütün hemen takıların gidiyorum. Yanında bir tek mantıklı böyle artış hissettiren tek takı bu olabilir. Sıfırdan bir yaptım 4 setere 4 health 4 defans 4'er rest eklendi. En azından +1'e giderken iyi ama 3'e 4'e giderken tabii yine 4 artması az da. O zaman ben hazırlanayım abi. Ertuğrul her zaten 11'e seçim var ya. Ya evet evet sen oylama başlayacak. Bu arada arkadaşlar bir saat sonra oylama başlıyor. Kral adayımız Poynama ya. Taso. Nasıl yaparız? Yani açıkçası benim hissiyatımı söyleyeyim. Ben şu anda oyunda
attığım mele PK'dan hiç keyif almıyorum. Char'ın hakkını da yani vermiyor. Eşyalar falan hiçbir şekilde vermiyor. Zaten bunu çok bariz görüyorsunuz. Ki ben hiçbir şey demesem bile YouTube'da falan ulan şu kadar eşyayla bu kadar vuruyor bilmem ne yayında da yapıyor insanlar. 8v8'den 1v1'den falan keyif alıyoruz. Gruptan Dungeon Clan Boss keyif alıyoruz ama harbiden şeyden hiç keyif almıyorum. Yani mele PK'sı mantığı, itemli Char'ımla gideyim güzel PK atayım falan ondan keyif almıyorum. Şimdi Jacko da benim köpeğim. 13 yıldır köpeğim bu arada. Belki beni ilk defa izleyenler falan vardır. 15 günlükten beri yani avcumun içinde şu kadarcıktan beri benimle birlikte olan köpeğim birazcık rahatsızlandı ve ciddi bir boyutta rahatsızlığı. O yüzden hastanede, hayvan hastanesinde serum bağlı bir şekilde hani yatıyor. Yanına gitmek istiyoruz. Bıraktık şimdi geldim soru cevap için. Vurdumlaşma yapacaktım ama vurdumlaşmayı da taso yapsın bugün. Upgrade de taso yapsın. Her şeyi taso yapsın bugün. Ben bir Jacko'nun birazcık iyi olduğunu göreyim. Kaç yaşında? 13 yaşında. 2011 Haziran doğumlu. Doğum esnasında annesi ölüyor. 4 yavru doğuruyor anne. 4 yavrudan bir tanesini ben sahipleniyorum. Diğer üçünü başka insanlar sahipleniyor. Kardeşlerim nerede olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Son yavruydu zaten. Bu sahiplendiremiyorlardı. Bulamıyorlardı. Dedim ben bakarım. 15 günlük de aldım. Anne sütü de almadığı için biberonla beslenmesi gerekiyordu. Hayati olarak da tehlikesi vardı. Biberonla besleye elimle böyle baka baka onu büyüttüm. 13 yıldır asgari ücretle de çalıştım. İlk eşimle evlendim. İlk eşimle boşandım. Antalya'ya gittim İzmir'den. Antalya'dan İzmir'e Şirince köyüne döndüm. Her zaman yanımdaydı. Ne yaparsam evim hayatımı apartman tutarken de onun üzerine kurdum. Her şeyim de benim yanımdaydı. Eşlik etti. İlk göz ağrım yani. O yüzden zor oluyor benim iş şu anda. Mental olarak birazcık böyle enerjik olmak vesaire. Bir saat, iki saat bile yalnız bırakınca özlüyorum. O yüzden yanına gideceğiz. Bugün açıklanan her şey ve şu ana kadar değiştirilen herhangi bir şeyin Levo. Kötü feedback vermişsiniz. Çok yanlış bir şey yaptılar. Dediğiniz bir nokta var mı? Bu arada 85 yamasıyla benim hiçbir alakam yok. Ne haberim vardı ne de öyle bir talebim oldu. Niye olsun zaten? 75 yamasında da oynarım. 85'de beni ilgilendirmiyor. Ben zaten Arvada oyuncusu, 85 yaması oyuncusu değilim. Samimi bir şekilde soruyorum. Chat'e de buraya alıyorum. YouTube'a da soruyorum. YouTube'daki arkadaşlara da soruyorum. Bu kadar şey açıklandı. Sorular cevaplandı. Hepsini okuduk, yorumladık. İşte partnerlikle alakalı şeyler. Twitch AFK bot yayıncılar. Hadar kamplarındaki multiciler. BP sınırı. Ya işte engellenen kişilerin aşağıda isminin geçmesi. Sizin isimleri banlanmış kontrol edebilmeniz. Turnuva milyon liralık turnuvaların açıklanması, 3v3 dereceli sistemi, yeni 65 yeni deathplay map'inin yapıldığı, 65 map'inin yapıldığı deathmatch yani veya şu ana kadar unuttuğum şeyler arasında çok kötü olmuş, hiç beğenmedim. Bunlar böyle olmaz. Dediğiniz şeyler varsa söyleyin. Oyunla ilgili eleştiriniz zaten ben elimden geldiğince okuyup analiz edip kendim de oyunda tabii ki kontrol edip sonuçta herkes her şeyi doğru söyleyecek veya doğru yönlendirecek diye bir şey yok. Okey. İzleyip eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Hepinizi öpüyorum. Herkese iyi akşamlar dostlar. Bay bay.